Emek Adalet Platformu'ndan Esma Nur'u dinleyeceğiz. Lebbeyk! Lebbeyk! Lebbeyk ey Allah! Lebbeyk! Lebbeyk! Lebbeyk ey Allah! Lebbeyk! Lebbeyk! Lebbeyk ey Allah! Mısır'da halkın siyasi iradesini hiçe sayan askeri darbenin ardından Mısır ordusu sivil insanlara yönelik bir katliam gerçekleştirdi. Biz Emek ve Adalet Platformu olarak bu gayrimeşru ve ahlaksız girişimi kınıyor, iktidarın derhal meşru yollarla hükümet olmuş İhvan-ül Müslümin'in iadesini talep ediyoruz. Darbeye destek veren Mısırlı ve uluslararası aktörler bu süreçten İhvan-ül Müslümin'i ve Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi sorumlu tutuyorlar. Biz bu odakların Mursi'nin ülkeyi yönetme çabalarına nasıl ket vurduklarını görüyoruz. Bu süreçte eski muktedirler bürokratik güçlerine dayanarak ekonomik kaynakların topluma dağılmasına mani olmuş, bu sebeple ortaya çıkan toplumsal hoşnutsuzlukları körüklemiş, siyasi çözüm yollarını tıkamış ve Mursi'yi yalnızlaştırmaya çalışmışlardır. Mısır'da yönetime el koyan ordu da bu eski muktedirlerin cisimleşmiş halidir. İç ve dış destekçileriyle birlikte Mısır ordusu yıllardır iktidarı gayrimeşru bir biçimde elinde tutuyordu. Mübarek'in düşüşü sonrasında yapılan seçimler de İhvan-ül Müslümin meşru yollarla iktidara geldi. Bununla birlikte iktidarını ve gücünü kaybeden Mısır ordusu siyasi hesaplarından ve iktidar arzusundan bu yeni şartlarda da vazgeçmedi. Asker! Kılıçlar yok! İktidar! Halka! Asker! Kılıçlar yok! Müslümanın bir takım icraatlarından memnun olmayan bazı halk kesimleri ikinci kez Tahrir Meydanı'na çıktığında ordu bu meşru talepleri suistimal etmekten çekinmedi. Biz meydanlarda şiddete başvurulmadan yürütülen sokak siyasetinin ilkesel olarak meşru olduğuna inanıyoruz. Fakat bu meşru hak gayrimeşru bir yola girdiğinde bütün siyasal alanı yok etme riskini barındırmaktadır. Mısır'da ordu Tahrir Meydanı'nda toplanan insanların siyasi taleplerini bahane etmiş ve tarihinde belki de ilk defa siyasetle tanışan bu ülkenin siyasetle olan bağlantısını tekrar ortadan kaldırmıştır. Talip ordu iktidardan defol! Talip ordu iktidardan defol! Talip ordu iktidardan defol! Mursi'nin belli icraatlarından rahatsızlık duyan toplum kesimlerinin taleplerini meydanlarda dile getirmeleri başlı başına gayrimeşru bir eylem olarak görülemez. Fakat bir toplumsal grubun siyasi taleplerini meydanlarda dile getirmesi iradesi ne kadar meşruysa bu iradenin bir askeri güç tarafından silah zoruyla siyasi değişime yönlendirilmesi de bir o kadar gayrimeşrudur. Süreç askeri darbe ile kesintiye uğratılmasaydı Mursi bu toplumsal muhalefette anlaşma zemini arayacak ve ortaya çıkan krize uygun bir çözüm bulacaktı. Nitekim Mursi, kriz öncesinde de bütün siyasi partilerle istişare etme çabası içinde olmuştu. Dahası yönetimdeki bakanlar kurulunda sadece Özgürlük ve Adalet Partisi değil, diğer partiler de temsil edilmekteydi. Darbeyi gerçekleştiren Sisi ise kabinede Milli Savunma Bakanı olarak görev yapmaktaydı. Bütün bu yaşananlar sonucunda Müslümanlar için Mısır'ın modern tarihi boyunca hiç açılmamış olan siyaset yapma kanalları tam açılmışken yeniden kapatılmış oldu. Bu durumda yapılması gereken yeni bir seçim değil, iktidarın meşru yollarla yönetime gelmiş İhvan-ül Müslümin'e iade edilmesi ve siyasetin kaldığı yerden sürdürülmesi olacaktır. Başta Orta Doğu olmak üzere Müslüman coğrafyanın büyük bir kısmında Müslüman insanlar baskı ve zulüm görmektedir. Bu baskı ve zulümler iç ve dış güçlerin birlikte yürüttüğü bir koalisyonla sürüp gitmektedir. Mısır'da meydana gelen bu kanlı süreçte Müslümanlara karşı yüzyıllardır sürdürülen bu baskıların bir devamıdır. Ve Müslüman toplumların kendi sözlerini söylemelerine, siyaset yapmalarına engel olmayı amaçlamaktadır. Biz, Arap Baharı olarak isimlendirilen sürecin Müslüman ülkelerde yürütülen bu baskı ve zulüm politikalarının ortadan kalkmasına vesile olmasını umuyoruz. Müslüman zulme boyun eğemez! Müslüman zulme boyun eğemez! Müslüman zulme boyun eğemez! Mısır'da meydana gelen
darbe ve şiddet karşısında bütün hatalarını bir kenara bırakarak şu anda İhvan-ül Müslümin'in yanında olunması gerektiğini beyan ediyoruz. Darbeyi gerçekleştiren Mısır ordusu başta olmak üzere içeride ve dışarıda darbe karşısında destek ve sevinçlerini göstermekten çekinmeyenleri lanetliyoruz. Sabır ve sebatle siyasi taleplerin arkasında duran İhvan-ül Müslümin'i tüm kalbimizle selamlıyor. Allah'tan Mısır'da haksız yere öldürülen kardeşlerimize rahmet, geride kalan İhvan-ül Müslümin taraftarlarına da haklı davalarında muvaffakiyetler diliyoruz. Tevhid! Adalet! Tevhid! Adalet! Şimdi arkadaşlar,